Eyvah! Sütlaçlar yanıyor! Serdar ne kadar kürcüsün ya! Yandı sütlaçlar! Yok, yanmadı yavrum, sen git işine bak! Sütlaçlar fırından çıkarken gelinimiz avcı kebabının köfte harcına nihayet şekil vermeye başlıyor. Mikser ne kadarımız kaldı? Çorbayı açmam lazım. Anneciğim, çorba için söylediğiniz süreye hala 10 dakika var. Kalan süren ise 40 dakika. Hmm. Çorbanın bir soğanı da yapmamız lazım kızım. Niye? Soğan. Hemen onu yap da soğan bana bir tane şey. Tamam, kaç yarım tane? Yarım soğan. Avcı kebabının köfteleri küçük değil mi? Yok, büyük olunca güveçte olacağı için kötü duruyor. Tamam, bu kalsın. Kaçar tane köfte vereceksiniz? Üçer tane koyacağız. Üçer. Dört tane mi koysanız acaba? Yok, üçer tane yeter mi? Yok, üçer kızım, patatesleri alalım. Hadi Büşra, patatesleri senin çıkarman lazım. Burada kızım, hazır. Bak. Patatesleri de pişmeden çıkarıyor. Hayır, pişmiş. Ay, yumuşak pişmiş. Pişmiş mi? Evet, yumuşak. Avcı kebabının kızaran patatesleri kızgın yağdan alınırken son sütlaç da fırından çıkıyor. Sütlaçlar tamamlandı mikser. Büşra şimdi de avcı kebabına girecek yeşil ve kapya biberi kızartıyor. Soğan yapıyorsun değil mi? Soğan mı yap? Şey, bence şey yapayım hemen. Ama sonra şey, çorbayı açacağım kızım. Yarışmacımız kara lahana çorbası için soğanları el rondosundan geçirip sıvı yağla kavuruyor. Ne söylersin bunun maşallah? Büşra, istiyorsan şöyle yapabiliriz. Yakında çok güzel bir kebapçı var. Yemekleri oradan söyleyebiliriz. Ben kebabı İstanbul'da değil de Adana'da yemeği tercih edenlerden. Adana kebapçısı ama. Olsun, İstanbul'da olmuyor işte. Kara lahana çorbasının haşlandığı düdüklü tencere soğumaya bırakılıyor. Havuçlar ne için? Bunları avcı kebabına koyacağız kızartıp. Daha sonra hep birlikte fırına mı girecek? Girecek. Evet. Gelinimiz avcı kebabı için kızaran yeşil ve kapya biberleri alıp yerine havuçları koyuyor. Ardından mantarlar doğranıyor. Çorbamız oldu mu? Çorbamıza mısır katacağız, soğan katacağız. Tamam. Buna şey koy, salça koy, biber salçası. Çok olur galiba, birisini atıştan sonra. Yok yok, biraz daha koy kızım, boğaz. Az mı? Az. Biber ama bu. Tamam. Biraz da domates salçası. Kara lahana çorbası için kavrulan soğana biber salçası ekleniyor. Şey, mısır unu dök kızım. Tamam. Ben de hemen dökeyim. Bulamaç haline getirilen mısır unu kara lahana çorbasıyla buluştuktan sonra salçalı soğanlı sos ekleniyor. Salçalı soğanı döktük, mısır unu döktük. Pişecek birazdan mısır unu soğanı birbirine özleşene kadar. Kara lahana çorbası. Yani öncelikle kuyruk yağıyla güzel bir şekilde kavrulmalı ve hafif acılı olmalı. Birazcık da bulgur içine ve kuru fasulye koyulduğu zaman çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Bakacağım, kıvamına bakacağım, lezzetine bakacağım. Ona göre puanımı vereceğim. Avcı kebabının kızaran havuçları yerini mantarlara bırakıyor. Hazır olmayan yemekleri saymak daha mantıklı Büşra. Yani çok mantıklı olur. Ara sıcağına geçen Büşra, kreplerin içine tavuklu harcı koyup sarıyor. Hemen krepini yapıyorum. Tavuklu kreplerin üzerine beşamel sos yapacaksın değil mi? Evet. Yapmasan olur mu? Yok, beşamel sos daha güzel olur ama. Kaşar nerede kızım? Beşamel sos yapma, kaşar koyalım. Ama zaten menüye beşamel soslu tavuklu krep yazmışsın. Artık kaşarlık tavuklu oldu. Beşamel sos olmazsa eksik sayarlar. Tamam, onu yapayım. Yetiştiremedik, yapmadık. En azından yesinler diye. Sen şu mantarını al kızım. Avcı kebabının mantarları da çıkıyor. Hanımlar, son 22 dakika. Güzel. Kaşar rendeleyelim. Anneciğim, maalesef yasak. Kızımızın yapması lazım. Karıştırmana izin veriyoruz ama bu olmaz. Hemen bunu koy. Köfteni koy ona. Ver onu. Köfteni koy. Avcı kebabının köfteleri kızgın yağa atılıyor. Ardından beşamel sos için tereyağı eriyor. Büşra, nerede hata yaptın? Sanırım burada çok heyecanlandım. Bilmiyorum yani, evdeyken böyle olmamıştı. Yok ama erimesi lazım. Neyse, o erimesin sen. Farkında değilsin herhalde ama çok ağırsın. Bence menümüz ağırdı ya, mikser. Ama ya bir de şey, ben aslında bunu yapmayacaktım. Yani biraz zor durumda kalmış oldum yapmak için. Mecbur şu an yapacak bir şeyim yok. Tavuklu krebin beşamel sosu için tereyağda un kavruluyor. Kaç tane yemek değiştirmek zorunda kaldım. Kızım, şey yapsın sen, şuna bir kaşar dendele hemen. Ama beşamel sosu üstüne koyacağım. O zaman köftenin malzemelerini koy şeye, tabaklara. Tamam. Ana yemek avcı kebabının sebzeleri güveç kaplarına alınıyor.
Fırında ne kadar pişecek? 15-20 dakika falan pişiyor. Çok pişmeyecek mikser. Hanımlar, 20 dakikanız var. Hızlı olursan yetiştirirsin. Pilavı hemen atalım. Köftene bak kısmını. Beşamel sos için un kavrulurken avcı kebabının köfteleri kızarmaya devam ediyor. Son 19 dakika. Hadi Büşra, hızlanır mısın lütfen? Hemen meyhane pilavına başla. Hemen onu soğanı içeceğim. Meyhane pilavının soğanına mı geçtin? Evet. Meyhane pilavına hangi sebzeler girecek? Soğan, kapya, biber, yeşil biber. Meyhane pilavı için el rondosundan geçen soğanlar kavrulmaya başlarken avcı kebabının kızaran köfteleri güveç kaplarına alınıyor. Bu kadar mı avcı kebabı? Evet, bu kadar. Daha fazla da. Çok az değil mi? Gelinimiz beşamel sos için kavrulan una süt döküyor. Hemen salçalı su yap, koy üstüne. Tamam, bir tane kase alabilir miyim? Senin başarmanı çok istiyorum Büşra. Gerçekten böyle olsam ben de bir. Neden böyle oldu? Yani heyecanlandığım için sanırım. Nasıl yetiştiremedim. Sana o kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz çok iyisiniz de zaman acımasız mikser. O ne için Büşra? Bunlar hemen avcı kebabının üstünde domates sosu olacak. Meyhane pilavı için doğranan kapya biber kavrulan soğanlarla buluşuyor. Sırada yeşil biberler var. Köfteleri fırına, hemen fırına at köfteleri. Büşra hazırladığı salçalı sosu avcı kebabının üzerine döküyor. Meyhane pilavının biberleri ve soğanları kavruluyor değil mi? Evet. Gelinimiz çok zaman ayırdığı ana yemek avcı kebabını nihayet fırına veriyor. Geç pilavı. Tereyağını da koyduk. Bulgur getir kızım. Ve meyhane pilavının bulguru da tamam. Meyhane pilavının tuzu da ayarlandıktan sonra konserve domatesler ekleniyor. Anneciğim, üstünü değiştirecek misin? Evet. Kayınvaliden üstünü değiştirmeye gitti. Son 10 dakika. Sırada ne var? Sofraya koşacağım. Masa mı? Salatanla yoğurt mezen eksik. Yani onları servis sırasında... Hazırlayamazsan eksik menü sayılır. Tamam, onlar eksik kalsın. Masayı hazırlayayım. Sen bilirsin Büşra. Büşra, yemekleri eksik bırakıp sofrasını kuranı ilk defa görüyorum. Masa eksik olunca çok fazla eleştiri yapıyorlar. O yüzden ben de direkt hazırlamak istedim. Yemeklerin eksik olduğu için sana bir puan verebilirler. Evet ama yani böylesi oldu diyelim. Bizim başımıza ilk defa böyle bir şey geliyor. Bana bir puan versinler ama masam hazır olsun diyorsun. Hayır, öyle değil ama en azından masayı hazırlamış olayım. Geri kalanı bir tek salatam ve mezem eksik kalmış oluyor. Tabaklar ve servis peçetesinden sonra çiçek ve mumlar masadaki yerlerini alıyorlar. Sırada bardaklar var. Büşra, acımasızca eleştiri yaparlarsa kendini savunabilecek misin? Yani şu an savunacak tek konuda değilim açıkçası ama yine de savunacağım kendimi. Yoksa kabul mü edeceksin? Evet, yetiştiremedim yani açıkça. İkramlıkları getirecek misin? Evet. Kaşık, çatal ve bıçakları yerleştiren gelinimiz sofranın eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar masaya dönen Büşra, iftarlık ikramlıkları yerlerine koyuyor. Hanımlar, son 5 dakika. Kızım, ekmekler. Ekmekler ve içecekler. Ekmeği, içecekleri boşver, git salatanı yap. Salata yap, girmesin salataya. Yetişmez zaten, 5 dakika salata yetişir. Neye karar verdin Büşra? İçeriden ekmekleri tamamlayacağım. Masayı mı tamamlayacaksın yani? Salata ve yoğurt meze kalacak. Yani evet, salataya koysam aslında iyi olur. Kızım, hemen üstünü giymeye git. Salata ve yoğurt mezeyi yapmayacak mısın? Bunun beşamel sosunu bunu sondan döküp fırına verebilir miyim? Hazırsa yapabilirsin. Tamam. Son 4 dakika, çabuk! Gelinimiz Ramazan pidesini kesip ekmekliğine koyuyor. Anneciğim, o nedir? Halanın bir şişesini seviyordu, evden bir şişe kaynattım, getirdim ikramlık. Hadi doldur o zaman. Kızım, üstünü giyinir misin? Üstünü mü giyinsin? İçecekleri götürdün mü? Ekmekliğini masaya koyan gelinimiz içecekler için mutfağa dönüyor. Tamam, al bunları kızım, al bunları. Tamam. Bu ikramlık, bunu ben götürebilirim. Salata ve yoğurt mezesi eksik gelinimiz masanın eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Üstünü giyin kızım. Koş git, üstünü giyin. Ben giymeye gidiyorum. Koş. Dur Büşra, bence giyinme, salatayı yap. Şuna koy, şuna yani koy. Yani onu yetiştiremeyeceğim şu an. Şunu koy, beşamel koy. Anne onu koy. Onu çorbadan sonra koyabilir miyim? Kaç dakika pişecek? 2 dakika, 5 dakika. Ve gelinimiz son 1 dakika kala giyinmeye gitti. Anneciğim,
bir şey itiraf etmek istiyorum. Çok yarışmacı gördüm. Benim gibisini görmedin mi? Masayı yemeklerden önde tutanı görmedim. Görsellik önemli. Yüksel, yapacak bir şey yok. Anneciğim, bunu bahane edip size bir puan verebilirler. Farkında mısın? Farkındayım. Kızım mutlu olsun, üzülmesin yeter. Bravo anneciğim. Seni tebrik ediyorum. Neden böyle bir karar aldınız anneciğim? Boş masaya oturmaktansa onlara saygı yani. Bir puan verseler de önemli değil yani. Yani. Kızım gel, çıkar çıkar çıkar. Elini yapma. Evet hanımlar, süreniz bitti. Kayınvalideler geldi.